Hintli Müslüman yanıma geldi konferansın sonu. Dedi ki size bir şey anlatmak istiyorum. Buyur dedi. Biz Hindistan'da bir Nakşi tarikatı mensubuyuz dedi. Bizim şeyhimiz bize diyordu ki birkaç sene evvel. Okuduğunuz mekteplerde bir Türk çocuğu yok mu? Efendim çok var, olmaz mı? Ya onlardan birkaç tanesi alın gelin de ben bir Türk göreyim. Türk kokusu alayım. Efendi Hazretleri bizi beraber okuduğumuz Türk çocukları sizin yanınıza gelmeye layık değil. Hiç dinle alakaları yok. Olsun. Ne halde olurlarsa olsunlar getirin. Yeter ki Türk olsun. Şeyhtir böyle emrediyor. Biz de ilan ettik. Bu yaz Hindistan'da bizim namımıza misafir olmak isteyen var mı? 4-5 çocuk çıktı. Bunları götürdük. Şeyh kendisi yere oturdu. Onları koltuğa oturdu. Önlerinde talebe gibi duruyor. Biz rencide olduk aman efendim. Böyle şey olur mu? Bunlar sizin yanınıza gelmeye bile layık değiller. İnce söylüyorum. Onların haberi yok. Benim işime karışmayın. Siz onların hallerine bakıyorsunuz. Ben geçmişlerine ve geleceklerine bakıyorum. Bunlar geçmişte İslam dünyasının lideriydiler. Gelecekte de böyle olacaklar. Bunlar geçici ameliyat geçiren bir hasta gibi narkoz tesirindedirler. Bu tesir yakında kalkacak ve biz bunları gene aynı hürriyette göreceğiz. Dedi ki o gün bugündür. Biz evradımıza ya Rabbi Türk milletini hürriyeti asliyesine çevir diye zikrimize ilave yaptı şeyhimiz. Bizim o şeyhimizin yanına götürmeye tenezzül etmediğimiz adamlar dedi. Bugün bu kongrede kendi mekteplerini temsilen İslamcı dernek mümessili olarak bulunuyorlar. Bizim şeyhimizle sen aynı şeyi söylüyorsun dedi. Seni tebrik ederim.